Selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber güzel bir trigonometri sorusu çözeceğiz. Sorumuz acil yayınlarından olacak. Katlamalı falan filan güzel bir soru olduğunu düşünüyorum ben. Neredeyiz? İhtiyar Matematik'teyiz. Hemen soru çözümüne geçelim. Telefon çalmaz videoya başlarım. Soru çözelim derim. Telefon çalar. Hemen soruya geçelim. Soru diyor ki aşağıda verilen ABC dik yamuğunun taralı AB üçgensel bölgesi AE boyunca katlanıyor. Genelde bu katlama soruları nasıl çözeriz? Biz katlanan kısmı geri açarız. Sonrasında diyor ki katlama sonucunda B noktası D noktası ile çakışmaktadır. Katlama öncesinde AB eşittir 2BE'dir diyor. Hemen onları yerleştirelim. O zaman ben buraya 2K'ya K diyebilirim. Sonrasında ise katlanan kısmı açalım, tamam mı? Çok güzel çizdim. Evet. Bunu güzel çizdim. Katlanan kısmı açtığımız zaman burası B noktası olacaktır. O zaman ben buraya 2K'ya K diyebilirim. Aynı zamanda burası da 2K olmaz mı? Buraya katladık çünkü. Sonrasında burası da K olur. Buralara ben eşit açılar verebiliyorum. Hatta buralarda noktayla gösterdiğim yerlerde eşit açılar. Çünkü katlandığı için. Sonrasında ise ne yapabiliriz? Bundan sonra ona bakalım. Şimdi ben şunu biliyorum değil mi? Ya da önce anlatayım. Buraya x diyeyim. Tamam, buraya da x diyecek olursam ben tanjant x'i yazabilirim değil mi? Tanjant x eşittir. Nedir? 1 bölü 2'dir. Doğru mu? Doğru. Burası da diktir. Burayı da gösterelim. Burası da dik. Peki şimdi ben ne yapacağım? Burada alfa açısı vermiş ve bize sin alfayı sormuş. O zaman ne yapmalıyım? Arkadaşlar biz şunu biliyor muyuz? Şu yeşille göstereyim. Şurada bir M kuralı var. Artık ne derseniz, M mi dersiniz? M'ye benzediği için. Yani şu var ya. Aynısı. Ne yapacağız burada? Şimdi biz burada alfa açısını biliyoruz. Bilmiyoruz. Alfa açımız var. X açımız var. O zaman biz buradaki dış açıya, şuradaki açıya diyebilir miyiz? Alfa artı X. Evet diyebiliriz. O zaman buradaki açımız bizim alfa artı X olacak. Peki ben oradan şuna geçebilir miyim? Tanjant alfa artı X'im nedir benim? Cevabım 2'dir değil mi? Neden? Çünkü 2K'ya K. Cevabım buradan 2 gelecek. Peki ben tanjant alfa artı X'i açacak olursam, oradan devam edersem ne yaparım? Nasıl açarım? Hemen şurada açalım. Tanjant alfa artı tanjant X bölü. Ben zaten tanjant alfayı bilmiyorum. O yüzden tan X'i biliyorum. Ve bu sonucu, işlemin sonucunu biliyorum. Oradan yoluma devam edeceğim. 1 eksi tanjant alfa tanjant x çarpı. Şimdi tanjant x'i biliyorum. Ben buraya hani her seferinde tanjant alfa yazmamak için a diyelim. A demeyeyim. Ne diyelim? T diyeyim. Tanjantın t'si olsun. T artı 1 bölü 2. 1 eksi burasına da t diyeceğim. T bölü 2. Neye eşitmiş? 2'ye eşitmiş. 2, neden 2 eşit? Çünkü buradaki 2'den dolayı. Orada işlemleri yapacak olursak nasıl yaparız? Normal payda eşitleme. 2t artı 1 bölü 2. 2 eksi t bölü 2. Bu ikiler birbirini götürecek. Ne olacak? 2t artı 1 bölü 2 eksi t eşittir 2. İşler dışarı yapacak olursam 2t artı 1 eşittir 4 eksi 2t. 2t'yi buraya atacağım. 3, 1'i buraya atacağım. 4t eşittir. Ne olacak? 3 olacak. T'yi yalnız bırakacak olursam t ne gelecek? Şöyle. Eşittir. 3 bölü 4 gelir. T'ye ne demiştim ben? Tanjant alfa demiştim. Şimdi tanjant alfam benim 3 bölü 4 ise bize sorulan neydi? Sin alfaydı. Sin alfayı bulabilmek için ne yaparım? Burada bir üçgen çizerim değil mi? Buraya alfa açısı diyecek olursam tanjant alfanın değeri buraya 3, burası 4. O zaman burada 1, 3, 4, 5 üçgeni vardır. Sin alfayı da sorduğuna göre sin alfanın değeri de 3 bölü 5 olur. Cevabım B seçeneği. Umarım anlaşılır olmuştur. Bence güzel bir soruydu.